Arkadaşlar hoş geldiniz. Soru cevabın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Soru cevaba çok hız kaybetmeden devam etmeye çalışıyorum. Çünkü sorular eskiyor. Araya fazla ara koyarsam mı? Bu nasıl bir cümle lan? Neyse. Arkadaşlar bu arada bugün benim için çok önemli bir gün. Shorts videosunda da paylaştım. Reaksiyon manganın 3. cildi şu anda satışta arkadaşlar. Almayan bin pişman. Bak 3 ayda tam 3 cilt. Vallahi biz devam ediyoruz arkadaşlar. Hız kaybetmeden istikrarlı bir şekilde. Bence çok geç olmadan siz de bu kervana katılın ve reaksiyon manganın içerisindeki heyecan dolu hikayeleri takip etmeye başlayın. Satın alma linkini aşağıya bırakıyorum. Ha bu arada bilmeyenler oluyor. Reaksiyon manga tamamen kendi markamız. Yani niye sürekli Engin bunun reklamını yapıyor? Aslında arkadaşlar kendi markam bu benim. GL'ye yayıncılık tarafından çıkan bir şey. O yüzden sürekli reklamını yapıyorum. O yüzden aslında satmasını, tutunmasını istiyorum. Tabii burada sizin katkılarınız çok çok önemli ve değerli. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeyelim ve sorularımıza geçelim. Batuhan Ekin'in gönderdiği süper teşekkür sorusuyla başlıyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Merhaba, Dofi son savaşta ya da hikayenin herhangi bir yerinde büyük bir rol alır mı? Alırsa nasıl alır? Doflamingo'yu ben çok seviyorum. Yani en sevdiğim kötü adamların nasıl diyeyim sana? Hani ilk üçünden bir tanesidir. Doflamingo'nun seride önemli bir rol alacak hikayesi kaldı mı? İşte şu anda kutsal topraklardaki hazinenin ne olduğunu biliyor. Büyük ihtimalle İm'i kastediyordu. İm'in ortaya çıkmasını ortaya çıktı şu anda da kim olduğu, hani onun gizli kimliğinin ne olduğu, niye bir hazine olarak göründüğü dünya hükümeti tarafından bunun ortaya çıkmasında bir rol oynayabilir. Onun dışında böyle fiziki bir rol, işte Impel Down'dan kaçıp şununla savaşır, şunu yener gibi bir, onu zannetmiyorum. He, Doflamingo'nun Serafim'i ama önemli bir rol oynayabilir. Onu görmek için heyecanlanıyorum. Aslında Doflamingo için söyleyebileceklerim bu kadar. İkinci süper teşekkür sorusuyla devam ediyoruz. Maruf Yaman göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Süper teşekkür desteğinde bulunduğu için. Sence de Sabo'nun gücü hafife alınmıyor mu? Gördüğüm neredeyse tüm anketlerde gücünün amirallerin, birinci komutanların hatta Sanji'nin bile altında görüldüğü. Sabo küçüklüğünde Ace ve Luffy ile denk olan biri. Artı Dragon eğitimi artı şeytan meyvesi var. Sen Sabo'nun gücünü nerede görüyorsun? Bu arada severek takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Sabo bu hikayede herhalde amirale en yakın güçlerden bir tanesi. Amiral olmayıp, Yonko da olmayıp veya Mihawk gibi özel bir ayrı bir yerde duran karakter de olmayıp amirale gücü en yakın olan karakter Ben Beckman veya Sabo'dur benim. Ben Sabo'yu birinci komutanlardan daha üstün görüyorum, onu net söyleyeyim. Hatta Sabo Dressrosa'da eğer Luffy'nin işine karışmak isteseydi bence Doflamingo'yu Luffy'den daha rahat yenebilirdi. Bunu da söyleyeyim. Ben aslında sana katılıyorum. Ben Sabo'nun Sanji'den güçsüz olduğunu değil, belki de Zoro'dan daha güçlü olduğunu bile düşünüyorum. Abi Roger ve tayfası Raftel'e gittikten sonra Roger Korsanlar Kralı ilan edilmiş. İşte ama insanlar o adaya gittiklerine nasıl inandılar? Oradan bir eşya falan mı getirdiler? Direkt gidip ilan edilirlerse Kara Sakallı Raftel'e gittim deyip Korsanlar Kralı ilan edilirdi mantıken. Buna çok benzer bir soruyu geçen sene mi cevaplamıştım? Hatırlamıyorum da. Hani bir anımsıyorum birazcık verdiğim cevabı. Yani arkadaşlar bunun pek çok açıklaması var. Bir kere Roger'lar oraya gidene kadar bu uzun bir serüven. Roger'lar bağıra bağıra zaten son adayı aradıklarını söylüyorlardı ki son adaya da ulaştı. Orası da yaşam olan bir yer. Bayağı hani Raftel'e gitmeden önceki son adaları vardı ya, hadi Raftel'e gidiyoruz görüşürüz diye şansına el salladı. Orası bayağı bir şehirdi. Zaten One Piece'te bir haber, bir gazetecilik ağı var. Dünya hükümetinin bir ağı var, istihbarat ağı var. Dünya hükümeti tarafından ya bunlar yalan söylüyor denmedi. Yalanlanmadı. Morgans gibi bir gazeteci de var zaten biliyorsunuz. Yani bu işler nasıl gerçek hayatta çok mümkün değilse One Piece evreninde de çok mümkün değil öyle yalandan. Ben Raftel'e gittim hadi şimdi inanın demesi mümkün değil. Somut bir şeyler olması lazım. Hani gerçekte nasıl, eğer bir resmi kurum yalanlamıyorsa, çıkıp hayır bu doğru değildir demiyorsa ve bunu demediği için biz inanıyorsak, One Piece evreninde de ne donanma, ne hükümet, ne krallıklar, başka şeyler, hani aklınıza ne gelirse, kimse çıkıp hayır Roger'lar yalan söylüyor, gitmediler demedi. Ki Roger'lar gittiklerini de söylemeden bu ortaya çıktığına göre belli ki birileri gördü, yani bir gazete ağı bir şey. Ki bu Roger'ların gizli gizli yaptığı bir şey de değildi. O yüzden ya bir de şunu da unutmayın. O zamanlar Raftel
değildi, One Piece One Piece değildi arkadaşlar. Bir herhangi bir adaya gitmelerinden bir farkı yoktu aslında. Orada asıl olay gidilmedik ada bırakmadılar. Başarı oydu. Yani o zaman Raftel'e gitmek büyük böyle yalan söylenecek, o Raftel'e ulaştılar denecek bir şey değildi ki. Adını bile zaten Roger koydu oranın. Orası kimsenin gidemediği bir adaydı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden inanılması zor bir şey değildi o zaman için. Çok merak ettiğim bir soru var. Garp Luffy'nin kralın akisini kullandığını gördüğünde demek baban gibi aynı akiye sahipsin demişti. Buradaki soru şu: neden Garp demek bizim gibi kralın akisine sahipsin demedi de baban gibi dedi? Ya orada tam olarak şey demiyor. Baban gibi demiyor aslında. Ha, demek ki sende de var. Yani sana da miras kaldı demek gidiyor bu güç. Aslında tam olarak babasından bahsetmiyor. Ivankov orada net bir şekilde Dragon'dan bahsediyor. Hani Dragon'u ima ediyor diyeyim. Ivankov'un zaten Garp yerine Dragon'u ima etmesi çok doğal. Kaç yıllık arkadaşı yani. 40 yıllık arkadaşı, yoldaşı. Ya aslında burada anladığım kadarıyla soru şu: Garp'ta kralın hakisi yok mu? Olmayabilir mi? Yani bu aslında mantıken çok zor böyle bir şey olmaması. Çünkü bu adam yani kimler kimlerle kapışıyor? Roger'larla, beyaz sakallarla, Sengoku'yla denk gözüken birisi. Sengoku'da kralın hakisi var mesela. Bu onaylı bir bilgi. Garp'ınki henüz onaylı değil. Garp'ın kralın hakisi bilmemesi de gene Garp'a artı yazar. Ne yani, sırf silahlanma hakisiyle mi bu kadar güçlüsün deriz. Kralın hakisi olması da evet zaten belliydi deriz yani. Ki arkadaşlar şunu unutmayın. Kralın hakisi de artık şeye birazcık bağlandı ya. Hırslı bir şekilde bir şeyi hayal etmek, istemek. Garp'ta da bu var yani. Hayatını denizciliğe adamış. Adalet, masumları korumak. O şeyi hatırlıyorsunuz yani. Tanrı Vadisi'ndeki pozu zaten. Garp'ın hırsını belli eden bir şey. Bu karakterdeki, bu kafa yapısındaki birinde, aynı zamanda bu güç olarak da bu seviyedeki birinde kralın hakisi olmaması bence mantıksız. Ki dediğim gibi oradaki cümle de hani baban gibi değil, hani sen de mi miras aldın gibi bir şey diyordu orada. Eğer öyle bir altyazı okuduysan yanlış. Mangaya bak. Bu gibi durumlarda hemen dönün mangaya bakın arkadaşlar. Abi bir bölümde Usopp ve Luffy geleceği gösteren küreye baktığında Usopp yetişkin halini, Luffy ise hiçbir şeyi görmüyordu. Sence bu ne anlama geliyor? Böyle bir sahne kesinlikle hatırlamıyorum. Bu çok büyük ihtimalle sen şeyi kastediyorsun. Charlie'nin büyülü küresinin yanında bu küre ne falan diye sordukları sahne. Orada animede Luffy böyle kürede kayboluyor. Onu hatırlıyorum ben ama o filler zaten. Mangada öyle bir şey yok. Bu küre ne falan, sonra konuşma devam ediyor. Zaten o kürede sadece Charlie görebiliyor geleceği. Yani o anime filler o. Geçen soruda dediğim gibi böyle kafanıza takılan şeyler, sahneler varsa hemen dönün lan dur bakayım mangası nasılmış bir bakayım deyin. Orada daha net anlarsınız. Genelde bu gibi çok nasıl diyeyim, iddialı ama çok da üzerine konuşulmamış sahneler mangada olmuyor. Düşünsene yani şu anda bu senin dediğin sahne filler değil de gerçek olsaydı bunun üzerine ne teoriler yapar? Durum bu kısaca. Abi Sengoku Ace'den yeni nesil korsanlardaki en çok potansiyeli olan kişi olarak bahsetmişti. Sence Ace'in tam potansiyelini görseydik en fazla kimi yenebilirdi? Roger'ın oğlu Dean'in iradesi 3 tip akiye sahip mükemmel bir meyve. Ace büyük potansiyeldi. Ace'in hayatındaki en büyük sıkıntı ateş meyvesini çok erken yiyip Logia'nın güçlerine fazla bel bağlaması. Ace eğer Marineford'dan sağlam çıksaydı ve ne kadar güçsüz olduğunu, dünyanın kaç bucak olduğunu gördükten sonra, hani bunu kavradıktan sonra geri döndüğünde bence çok daha hani güçlenmeyi ciddiye alıp bambaşka seviyelere gelebilirdi. Şu an Yonkers level'ında falan olabilirdi. Her zaman o potansiyel var Ace'de. Roger'ın oğlu ya. Ace'i Rayleigh'e bıraksan, ki böyle bir benim fikrim serisinde böyle bir videom vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Marineford'dan çıktıktan sonra Rayleigh'nin yanında Luffy ile birlikte 2 yıl eğitim alsaydı Ace direkt Yonko level falan olurdu, ben size söyleyeyim. Çok büyük potansiyel. En az Luffy kadar potansiyeli. En az yani. Belki de daha fazla. Ace'in en büyük handikapı Logia bir meyveyi çok erken yaşta yiyip ona fazla bel bağlaması oldu. O yüzden biraz güçlenmesini durdurdu gibi oldu. Marineford'da Ace'in ölümü sonrası Beyaz Sakal ve Akainu savaşı sırasında Akainu'nun o darbeler sonrası ölmesi gerekmez miydi? Ace öldükten sonra o sinirle Beyaz Sakal'ın haki kullanmamış olması çok mantıksız olur. Çünkü sizce Akainu'nun aldığı o darbeler sonrası savaştan canlı çıkması tutarsız gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kanon'a bakmak lazım gene. Mangaya. Akainu'nun aldığı iki darbe var. Bir arkadan gelip vuruyor Beyaz Sakal. Akainu'nun haberi olmadan bir o darbeyi alıyor ki o darbeden çok etkilenmedi. Hemen kalkıp karşı hamleye geçmesinden belli oluyor mangada. Sonra o yerden kalkıp zıplıyor. Beyaz Sakal'a yumruk atıyor. Beyaz Sakal da Akainu havadayken kaçacak hiçbir yeri yok. Şurasına, şu gövdesinin yanından o yumruğu atıyor. Animedeki gibi şeyler olmuyor. İkisi de birbirine aynı anda çok büyük darbe vuruyor. Beyaz Sakal'ın kafasının böyle çeyreği eriyor. Yok oluyor kafası. Akainu da çok inanılmaz bir darbe alıp Marineford'un o ayrılan
yarığından aşağı düşüyor. Yani iki tane darbe var totalinde aldığı ki ilki çok bir işe yaramadı dediğim gibi. Ya bir tek darbede amiral öldüremezsin. Bu saçmalık yani arkadaşlar. Ya bu olmaz. Sen ne olursan ol bir darbede amiral öldürecek güçte olamaz One Piece evreni. Çok net söyleyeyim. Beyaz Sakal'ın haki kullanıp kullanmadığı ben ısrarla kullanamadığını. Ya kullanmamak değil kullanamadığını düşünüyorum Beyaz Sakal'ın haki o savaş. Deprem meyvesinin gücüyle o logyalara hasar verebildiğini düşünüyorum. Ya Akainu'nun o darbelerle ölmesine geçtim. Akainu o darbeleri aldıktan sonra bütün Beyaz Sakal korsanları artı Jinbei artı Crocodile artı Ivankov ile falan savaştı daha. Yani ölmeyi geç zaten çok öyle bir hasar da olmadı yani kayda değer. Dediğim gibi ne bir amirali ne bir Yonko'yu zaten öyle öldürmek darbelerle öldürmek diye bir şey yok yani arkadaşlar. Beyaz Sakal da olsan Roger da olsan bu değişmez. Hocam Imu'yu ilk gördüğünde ne hissettin ve sence bu karakter hikayeye kalite olarak nasıl etki edecek? Imu'nun hikayesi ben her zaman yayınlarda söylüyorum. Imu bence arkadaşlar antik silah Uranüs. Benim yani bir Shanks'ın kutsal ejder olduğuna çok güveniyorum. Bir de buna çok güveniyorum One Piece'de. Kalite olarak nasıl etki edecek? Vallahi bence kayıp yüzyıla dayanan bir hikayesi var. Kayıp yüzyıldaki hikayesi çok kaliteli olacak Im'in. Günümüzde bence güç seviyesini biraz daha böyle Titanların Savaşı olayına çevirecek gibi geliyor. Benim çok sevdiğim bir şey değil. Şimdi antik silahların savaşını izleyeceğiz hissediyorum. Ben daha çok Yonko amiral level'ında kalmasını isterim açıkçası. Antik silahlar çünkü çok güçlü. Dediğim gibi Titanların Savaşı gibi bir şey oluyor. Ya Im'den öyle hikayeye kalite katmasını falan beklemiyorum. Yani kendisinin antik silah Uranüs olduğunu çok bir son düşman olduğunu düşünüyorum yani. Antik bir düşman yani. İlk gördüğümde bunları hissetmemiştim tabii yani. İlk gördüğümde kocaman bir soru işareti. Bu ne demiştim. Bu ne ya? Hani ne alaka? Gerçekten şok olmuştu. Bu Uranüs şeyi sonradan o mangadaki sahnesinden sonra düşündüğüm bir şey. Şimdi manga sorularına geçiyorum. Abi sence devrimcilerin ödülü ne kadar olmalı? Örneğin Sabo, Dragon, Ivankov. Sabo'nun ödülü tabii en son 600 milyondu. Onu görmüştük. O Dressrosa'daki Sabo'nun ödülü 600 milyondu. Günümüzde artık kendisi neredeyse ya Dragon kadar büyük bir isim. Bunu söyleyebiliriz. Ama devrim ordusunun 2 numarası olduğu bilinen Sabo'nun 600 milyon olması bana birazcık şeyi hatırlattı. Yani he tamam. Ya devrimcilerin ödülleri çok değil demek ki dedirtti. Çünkü devrim ordusu komutanlarının ödülü de çok az. İşte 300, 400, 500 oralarda. Burada tabii en merak edilen Dragon'un ki. Ya Ivankov'dan da bahsedeyim ya. Ivankov çok büyük isim. Çünkü devrim ordusunu kuran 3 isimden bir tanesi. Mangada bunu öğrendik biliyorsunuz. Kuma, Ivankov ve Dragon kurmuşlar. Ivankov'un ki o açıdan Sabo'dan daha yüksek olabilir. Ama kendisi Impel Down'daydı yıllardır. O sırada biraz hani sabit kalmıştır ya da düşmüştür. Burada önemli olan Dragon'un ki. Valla Dragon'dan ben yalan yok 5 milyar falan bekliyorum. Yani devrim ordusu öncesinde de özgürlük savaşçıları denilen bir grup olmaları. Yıllardır devrim ordusu olmaları. Ve yani şimdi ödül dediğin şey hükümete karşı senin ne kadar büyük bir tehdit olduğun. Abi adam dünyanın en büyük ordusuna sahip. Hiçbir Yonko'da öyle ordu yok. 5 farklı denizde 5 farklı ordusu var. Dragon. 20 yıldır devrim ordusu diye bir şey var. Müdahale edilememiş demek ki iyi yönetilen bir ordu ve Dragon'un biraz zekasını da gösterir. Yani Crocodile'ın böyle tehlikesinden bahsederken işte zamanında Baroque Works'ün falan gizli patronu olduğundan falan bahsediyor. Ya Baroque Works ne abi devrim ordusunun yanında. Yani öyle düşünün anlatabiliyor muyum? Bu herifteki ordu dünyada bir tek donanmanın karşı çıkabileceği bir ordu. Hani en azından şey nicelik bakımından ki nitelik bakımından da bayağı sıkıntılı. Ya Dragon'un gücünden bağımsız bile Dragon'un çok yüksek ödüle sahip olması lazım. Gücünü de katarsak ki Yonko gücünde olduğu en azından Yonko gücünde olduğu çok belli. 5 milyar olmalı bence. Hani Kaido'dan fazla olması mantıken. Yani Kaido'dan daha büyük bir tehdit ordu olarak. Güç olarak da Kaido'yla hadi denk diyelim. Ve amacı da tamamen dünya hükümetini yok etmek. Ya 5 olmazsa bence saçmalık. Onu söyleyeyim. Kaptan manganın son bölümünde Kizaru'yu yola çıkmış olarak görüyoruz. Ben Kizaru'nun yanında Gion ve Tokikake'yi de görmeyi çok isterim. Amiral gücünde olduğunu tahmin ettiğimiz bu karakterleri bir aksiyonda görsek denizcilerin gücünü daha net anlayabilirdik bence. Vallahi bu karakterlerin maksimum olabileceği güç bu arada Sanji, Zoro falan. Hani maksimum o da. Çünkü ya Fujitora ile Ryokugyu kadar güçlü olsalardı Fujitora ile Ryokugyu almazlardı amiral olarak. Yani bunlardan daha güçlü amiraller alalım diye Fujitora ile Ryokugyu aldılar. Hani amirallik sırası bunlardaydı. Yani Fujitora'dan güçsüz ikisi de. Yani işte Zoro kadar Sanji kadar falan olması lazım maksimumu. Bu da tabii denizciler için çok büyük bir güç. 2 tane Sanji olması denizcilerde büyük bir güç. Ben de görmeyi çok isterim. Güçleri ne? Hani veya kılıç ustası falan mı bunlar bilemiyoruz. Şeytan meyveleri var mı? Ben de görmeyi çok isterim ve Eket Adası'ndaki aksiyonun da daha böyle keyifli olacağını düşünüyorum eğer bu iki karakter geldiyse. Hiç bilmeyenler için bu arada şunu söyleyeyim.
bileyim Gion ve Tokikake kimdir derseniz, Momo Usagi ile Chaton diye de geçer bunlar. Pembe tavşanla mor kaplumbağa olması lazım. Kurbağa mıydı ya da neyse. Bunlar arkadaşlar koramiraller, en güçlü koramiraller. Yani garpı saymıyorum. Çünkü bunlar Fujitora ile Ryokugi eğer dışarıdan alınmasaymış bunlar amiral olacak. Sıradaki amiral adayları bunlardı. Onu kastediyor soruda. Ben böyle düşünüyorum aslında kısaca. Evet, soru cevabın sonuna geldik. Videonun başında hatırlattığım gibi sonunda da hatırlatayım. Reaksiyon manga şu anda Amazon'da satışta, sizi bekliyor. İlk 3 sayıyı da Amazon'da bulabilirsiniz. Stoklarımızı yeniledik Amazon'daki. Biliyorsunuz Prime üyesiyseniz peşin fiyatına 6 taksit, hızlı kargo gibi seçenekleriniz var. Veya hani olası bir durumda iade de çok basit Amazon'da. Bence alın. Almayan pişman. Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.